Muhit neresi ya? Ben beğendim ya, devam ederim buna. Saçma sapan sinirlenip duruyorum. Benim normalde bu kadar sinirlendiğim oyun pek görmezsiniz yani. Çünkü normalde bu kadar sinirlendiğim oyunları ben oynamıyorum işte. Neden ben sürekli Magic, Hearthstone veyahut da League of Legends falan gibi oyunları oynamıyorum? Çünkü ben böyle bir yapım var benim aslında. Rekabetçi oyunlarda böyle oluyorum. Arkadaşlar dünkü yayını silmişler. Niye silmişler biliyor musunuz? Şeyden ötürü. Adını söyle. Bağıran Cowboy videosu çaldık ya bir yerde. Bağıran Cowboy videosunda ne abi? Bu kadar. Hello. Tuna. Hello. Ha selam, nasılsın? İyi, seni sormalı abi. Hoş geldin. İyiyim vallahi abi. E-spor takımı yönetiyordum. Sinirimi, stresimi attım geldim. Biz seninle şeyde ekli Nasıl değiliz, değil mi? ya? Ya bir tane e-spor takımı yönetme oyunu vardı, ona sardım. İnanılmaz küfür kıyamet maçlara giriyoruz. Bildiğin gibi değil. Çok iyiymiş. Ha. Nerede gideyimiz abi? Şeyde. Sea of Thieves'i şeyde oynayacağız ya. Ne bunun ismi? Game Pass. Game Pass, dur. Alo. Evet. Yönetimi Alo. ayarlamak lazım, değil mi? Hello. Aa. Hello Hello. dostlar, ne yapıyorsunuz? Hoş geldin, ne Ne habersin? yapalım abi? İyi ya, ne olsun. Hmm. Oh. Berlincilik nasıl? Abi evet, Berlincilik yapıyorum ya. Ama nasıl diyor işte zaten. Ha pardon, ses kesildi bir ara. Abi Arada yapıyor. bisiklet çözdüm kendime. Ha. Geçen Sezgin'le buluştuk. O dedi Sezgin ki burada Çavuş. bisiklet... Ha. Evet, Sezgin ya canım benim, bu arada yani hemen tren rayı gibi anlaştık abi. Ha. Zaten hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Tabii. Şey dedi bana, ya ben bisiklet meselesini ne yapsam, abi çok bisiklete binesim geliyor yani. Şimdi Berlin tepsi gibi şehir abi. Dümdüz yani. Hiç ya bir tane yokuş tespit ettim arkadaşlar şehirde. Yemin ediyorum bir tane yokuş tespit ettim. Onun dışında daha yokuş bulamadım. Ve yani herkes bisikletle her yere gidip geliyor. Zaten çok bisiklet yolları falan nizami, her şey okey. Ben bir tane app bulduydum kendime. App'ten böyle saatlik falan kiraladım işte, şeyle. QR kodunu okutuyorsun bisikletin. Açılıyor bisiklet, biniyorsun, kapatınca kapanıyor falan. Saati de 3 euro mu ne? Öyle bir şey. Şimdi her gün bir biniyorum yani. İyi olmamaya başladı. Nasıl çözsem, kendime bisiklet alsam şimdi onu ayrı... Ne kadar buradayız belli değil. Çıkarken satabilecek miyim belli değil. Falan diye düşündüm. Aylık bisiklet kiralayan bir servis varmış abi. Sezgin Ha, söyledi. çok iyi. Çok iyi aynen. Ben de hemen ertesi gün Sezgin bunu bana söyledikten sonra gittim kendime oradan bir bisiklet çözdüm abi. Tamam, süper. Bundan sonra kafa çok rahat. Ama bir dakika Çok dur. rahat. Yani Bir şöyle, dakika bir kafa çok dakika. rahat. Yiğitcan dur bir dakika. Çok önemli bir konu, şey için buluyorum muhabbetini. Tuna, şeyin ismini de ben seni ekleyeyim şeyden, Xbox'tan. İşte dua, Xbox açmaya çalışıyorum şimdi Tamam. aktar şeyini. Çünkü Onun Günhan da Tancan da ekledi galiba. Bakayım, ha yo, Subtle Graces Günhan. Tancan da Tancan olarak buradaymış. Tamam, seni de eklerim o zaman. aynen, şimdi o Xbox Game Bar'ı mı açıyorduk? Nasıl, ne yapıyorduk? Onu bulmaya çalışıyorum Windows'ta. Hiç oraları, hiç o kadar konsol bir şeyim yok. Buraya nasıl bağlıyoruz? Zerre fikrim yok. Konsol mu? Hatırlamıyorum bir. Hayır, Xbox'ın konsol companion mıydı? Öyle bir şeyden bağlıyorduk, değil mi? Xbox diye bir app var. Sen Sea of Thieves'i indirdin değil mi o app'in içerisinde? Çünkü o app'ten Tabii oynayacağız tabii ya. o. Ha tamam. Ben daha önce oynadım zaten Sea of Thieves'i. Tamam, okey. Hayır yani Steam'den falan indirdiysen yanlışlıkla, çünkü bunu hiç konuşmamıştık, patlardık yani. Bailando. Okey. Bisiklet güzel iş ya. Aynen. Ha. Başka ne? Gezdim bütün her yeri. Dağ taş bayır yokuş buldum dedim bir tane. Evet abi. Abi Boşu alıp kaydım mı oradan aşağı? evet abi, o evet. Ya o yokuşu önce çıktım sonra indim yani. Öyle hani, ya yokuş varmış şehirde bir hakkını verelim diye. Abi çok enteresan yerleri var şehrin. Bir yandan da böyle bizim kanala Protobanyo'da işte gezi videoları yapıyorum. Oraya için de bahane oluyor böyle, hani şurasını da göreyim, şuradan da güzel çekim yapılır falan filan diye. Abucuk bucuk yerlerine gidiyorum. İlginç bir şehir abi Berlin, ama tabii lockdown ya. Yani lockdown şeyi altında tam tadını çıkartamıyorsun. Onun bir burukluğu da oluyor içinde tabii. Ama Allah'tan parklar bahçeler çok iyi. Ay aman, bir sürü izin bizim gene, ben
Haydi bakalım şimdi siyah yüzü bulalım burada. Darlanmaktan darlanmalara koşuyorum diyordun, o geçti mi biraz? Abi yani geçti, şu yüzden geçti abi, 3 gündür hava iyi. Güneş falan açıyor yani, hatta 2 gün önce falan bayağı iyiydi biz Sezgin'le gezerken. Ama hava kapanınca abi bilmiyorum yani, benim kafamın sağlıklı fonksiyon edebilmesi için güneş ve mavi gökyüzü gerekiyormuş. Yani çok çok uzun zamandır abi ben hayatımda yani bugüne kadar 3 şehirde yaşamıştım. Berlin'e gelmeden önce İstanbul, yo 4 şehirde, İstanbul, Ankara, Atina ve Tucson. Bunlardan zaten yani Ankara, İstanbul ve Atina hani genel olarak Akdeniz bandında. Hadi Ankara biraz daha İç Anadolu ama Tucson da çöl abi. Şimdi ilk defa geldik Kuzey Avrupa'ya buraya. İçim darlandı oğlum. Ya kafayı kaldırıyorsun, gri. Etrafta her şeyin bir... Ya Zack Snyder filmi gibi, anladın mı? Yani satürasyon düşmüş. Her yerde bir genel bir şey havası var. Çıkayım bir yürüyeyim diyorsun. O acı yani, olmuyor yani. Kafayı toplamak çok zorlaşıyor falan. Bir de meyalim biraz üzülmeye zaten. Kendi kendimi yedim bilirdim. Yastıkları ısırıyordum gerçekten. Aa, o kadar çöktün mü lan gerçekten? Ya, abartıyordur biraz tabii de. Ya abi çok az anlatıyorum aslında, biliyor musun? Şimdi komikli komikli yayındayız diye. Çünkü abi bir de şey de sert oldu yani. Ocak ayında Ankara'daydım. Çok sevdiğim arkadaşlarımla beraberim, orada kaldım. Her zaman etrafımda 5 metre çapımda devamlı 3 insan var falan. Sonra İstanbul'a geldim, işte seni gördüm, Tuna'yla buluştuk. Zaten işte malum. Sonra bir geldik Berlin'e. Burada da arkadaşlarım var, çok güzel. Muhabbet olabilir mi? Arada böyle bir gri gökyüzünün altında yalnız kalan şey oldum. Hayatın anlamı ne? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Yaşlanınca ne olacak? Hey ya, Almanya'dan çok filozof çıkmış. Bu yüzden mi acaba? Abi bu yüzden ya. Bence kesinlikle bu yüzden oğlum. Abi bunu kendi kuruntum olmadığını ben şeyde de öğrendim. Hamburg'a gittim ziyarete. Benim kuzenlerim var orada. Doğma büyüme buralılar. Hamburglular yani. Alican abim şey dedi bana. Bak şimdi anlayacaksın dedi. Bütün kış dedi Almanlar depresyona girerler. Suratlar böyle bir iki karış. Her şey herkese mühü falan. Sonra yaz gelince çıldırırlar dedi. Göreceksin o çıldırmayı. Ben de çektik depresyonunu, çıldırmasını da görelim diye bekliyorum yani şu an. İnat ettim. Bu arada ben galiba bu format attıktan sonra buraya kurmamış olabilirim Sea of Thieves'i. Şimdi ben de bununla yüzleşiyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Aynen. Hadi. Hayır. Sen nereye yükledin peki Sea of Thieves'i? Benim sana Steam'de yükledim. Ben Xbox'ı daha önce hiç yüklemedim. Oradan direkt oynamıştım abi üzerinden bağlanıp. Belki oynanıyordur. Bir umut. İnş canım. Göreceğiz. Bakacağım. Sen demin sesin çıkmadı. O yüzden zaten sesin çıkmayınca bir tık üzülmüştüm. Hayır. Xbox çünkü normal yüklüydü. Oynadım. O biliyorum çünkü yayına da oynadım hatta bundan birkaç ay evvel. Ama tamam. Xbox'ın içine kurmamıştım. Onu biliyorum. Dur bakalım. Şimdi gelecek. Dur bakalım. Hadi bakalım. Bulacağız. Kısmet. Olmadı, yapacak bir şey yok abi. Ben de Yiğitcan'la arkada goy goy yaparım. Bağırırım. Kaptan! Sağdan biri geliyor diye. Sancakta chat, adam var diye. Chat'te bağırırım. Oynanıyor falan diyorlar gerçi de. Steam'den de oluyor, biz oynanıyoruz. Steam Xbox arası oynanıyor mu? Abi Steam Xbox arası oynanıyorsa Xbox artık şirket değil, hayrata dönüştü demektir yani. Bir de Steam'cileri de alıyor. Yani kendi platformuna da zorlamıyor. Yok çünkü şey bağlı, link yani benim Xbox hesabıma bağlı. Zaten Trapamir TV'ymiş abi şey, oradan bulabilirsin, ekleyebilirsen. Tamam canım. Ama Steam yani şeyin nasıl yapılacağını bir öğrensek onu yaparız aslında. Hemen bakıyorum ya. Steam'deki oyunla şey arasında nasıl bağlantı kuruyoruz? Onun var bir tane şey ya, bir yöntem vardı onun çünkü öyle oynadığımızı hatırlıyorum yani. Trapamir TV gerçekten de öyle. Follow ettim seni. Evet düz. Follow geldiyse hemen buradan şey alalım. Bızırt. Steam'den kurunca yine Microsoft'a giriş istiyor zaten. Oradan o bağlantı gerçekleşiyor diyorlar. Ha, bir denesene bakayım. Sen nerede yüklüyse oradan bir girsene abi. Aynen şimdi açıyorum Sea of Thieves'i. Bızırt. Ay. Tahir. Right. Abi şey bugün video sesten geldi. Ay çok heyecanlıyız böyle. Ay fenalık geçireceğim artık. Az kaldı. Kickstarter. Geliyoruz. Aa kaç gün kaldı işte. Valla 6'sında galiba ateşleyeceğiz ya. 6'sında. Hadi bakalım ya, hayırlı uğurlu olsun. O son izlettiğim videoyla aynen gireceksiniz değil mi? Evet, onun şimdi sesleri falan geldi. Ondan sonra o sesler üzerine böyle ufak birkaç rework'ümüz var. Kickstarter sayfası, rewardlar.
işte aklına gelebilecek zilyar tane şey var. Ay, Xbox Companion harikalardı yarı. Bitmiyor bu. Ay hadi bakalım. Okay. Heyecanla bekliyoruz. Abi vallahi bir de böyle şey çok gereksiz yükseliyorum. Yani bilmiyorum, çok heyecanlıyız işte ya. Olacak galiba, çok güzel olacak gibi geliyor. Şey gibi bir trend var mı ya? Böyle şey yaptığında ne diyeyim? Mevcut çıkmış bir şeyin devamının Kickstarter'ı çıktığında birinciyi geçebiliyor mu yoksa şey mi? Olduğu kadar mı? Abi şöyle söyleyeyim, most likely iki katı. Aa, gerçekten mi? Evet. Evet abi. Böyle çünkü ilkine katılmayanlar da girdi bu sefer değil mi? Öyle bir durum var. Tabii şey yapıyorlar yani. Hani böyle adamlar diyor zaten bu teslim etti bu adamlar. Ondan sonra teslim ettikleri için de şey güven artıyor. Evet, bunlar legit bir markadır, firmadır. Ondan sonra bayağı kurtarıyorsun. Okey, login oldum Xbox'ta şimdi. Şimdi invite to game dedim sana. Loading supplies abi, yüklüyor. Adım adım tamam. Gelecek. Hadi bakalım. Yiğitcan. Hı. Ne yapıyorsun başka? Ne yapayım abi? Şehri adım adım keşfediyorum. Geziyorum, tozuyorum. Kreuzberg nasıl lan? Kreuzberg'in yakın... Gerçi dur, Kreuzberg'i Günhan gelince anlat. Çünkü Kreuzberg'de geçen bir rol yapma oyunu oynatıyor şu anda Günhan bize. Şu an Kurtlar Sofrası'da bizim karakterlerimiz Kreuzberg'ti. O yüzden böyle o da gelince anlat da adama ekstra detaylar olsun yani. Abi anlatayım. Günhan gelince de anlatırım. Ben hatta sana şey atayım abi. Kreuzberg'ün yanında benim de olduğum Neukölln semti var. Orası da bayağı küçük Türkiye. Burası yani. Hı hı. Böyle taşmış Kreuzberg'den gibi hissediyorum yani. Oğlum bugün yürüyüşe çıktım. Şöyle canım sıkıldı evde dedim. Böyle bir yürüyeyim kafaya göre. Abi yürüdüm. Ya aşağı yukarı 5-6 kilometre minimum yürümüşümdür. Dönüyorum dolaşıyorum Kreuzberg'deyim abi. Ne oldu, çekiyor mu beni? Çekti mi? Ne oldu? Gerçekten anlamıyorum. Bir dedim bir abi alayım yani kafayı, bir gideyim şöyle uzağa doğru, hiç gitmediğim yerlere gideyim. Döndüm dolaştım, dur sağa döneyim, dur sola döneyim derken bir bakıyorum yine Kreuzberg Zentrum. Yine nasıl? Orada İstanbul süpermarket. Yanında Konyalım. Onun yanında neydi? İzmir köfte. Aa, Tuna katıldı valla. Ya Steam Xbox Cross oynatması inanılmaz bir şey bu arada arkadaşlar ya. Abi yani, gerçekten müthiş teknolojilere geliyoruz ya. Bunları seviyoruz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji dediğimiz tümüyle artık Xbox'ın şeyi. Biz PlayStation yenemedik, o zaman oyun sektörünü bitirelim falan tarzı bu hamlesi var ya son bir senedir başlattı. Yani evet. Dün yayında baktık. Electronic Arts kütüphanesinin eklenmesiyle beraber şu an 30 TL'ye 297 tane PC oyunu veriyorlar abi. İçerisinde bütün Fallout'lar, bütün Bethesda oyunları, Electronic Arts oyunları, FIFA'lar, Sims'ler bilmem neler falan var. Ayda 30 TL veriyorlar şu anda bunu. Bence şu an yeterince reklamı yapılmıyor ya Xbox Game Pass'in. Dün sen hemen kendi bir sponsorluk alman lazım Can burada. Abi, yok. Can yani, sponsorluk aynen. Alırsa hemen abi ertesi gün yurt dışı giriş çıkışları falan kapatırlar biliyorsun. Aynen. Ben sponsorluk yani, alırsam kötüye gider. Proje falan batıyorsa. Aynen. Ben sponsorluk almazsam her şey daha iyi çalışır gibi gözüküyor. Sponsor gözü Phil Spencer ertesi gün açıklama yapıyor değil mi? 30, biz onu 30 euro yaptık ya. Yani Can Sukur'da geldiyse 60 TL'ye vurdurabiliriz falan diyecekler yani. Gelecek ay FIFA 21 de geliyor mesela. Yani şey çok ilginç değil mi bak? Aşırı gaz FIFA'cısın. Aralık ayında 600 TL'den aldın PlayStation'da oynadın oyunu. 4 ay sonra 30 TL oynuyor geri kalan dünyanın hepsi. Oğlum en son FIFA'yı mı veriyor Game Pass'te? En son FIFA'yı gelecek ay sokuyorlar abi FIFA'ya, Game Pass'e. Wow. Evet. Ama işte 4 ay geç giriyor gerçekten. Yani o 4 ay için kuduran FIFA'cılar var tabii ki. Zaten oradan vuruyorlar parayı. Ondan sonra normal insanlar iftar menüsü gibi dağıtıyorlar. Bir de Uplay de ekleyecek zaten diyorlar biliyor musun? Süper. Tamam, asıl Creed'lere, vızıvırlara, tonk şeyler, Division'lar, Mimision'lar da geldi mi? Tamam abi. Yani geçmiş olsun. Şeyi eklerlerse gerçekten dedikodusu dönüyor şu anda. Ama zaten şeyi ben işte bu sene onu anlattım çok. Heriflerin stratejisi şey olamadı ya. Abi PlayStation'dan daha iyi bir konsol ve daha iyi oyunlar yapıp biz kazanalım olmayınca strateji. O zaman masayı devirme stratejisine gittiler. Şu an masayı deviriyorlar. Yani hani millet şey soruyor çünkü. İyi de abi EA Play verecek, Ubisoft Play verecek. Nereden kar edecek adamlar?
Konsol işi never zaten karlı bir iş değildi ki yani. Hep oyundan kazanıyordun ya. Herif şu an PlayStation 6'nın olmayacağını garantiliyor. PlayStation 6'nın nesli geldiğinde hamuduyla götürecek. Sektörde tek olacak yani. Bayağı şu an o yüzden müthiş bir dönem oyuncular için. Rekabetin bittiği Abi. taraflardan birinin birini öldürmeye karar verdiği bir dönem. Bir de şöyle de bakmak lazım abi. Bir de Tencent faktörü var abi. Yani sonuçta Tencent de bütün stüdyoları takır takır aldığı için yani birinin karşı güç olması lazım diyorum ben ya. Tabii. Yani. Aynen öyle. Yani Bakalım. Şey dedikodusu o PlayStation yüzden zaten devam ediyor işte Sony'de abi. %1 almış demiş yani. İşte o yüzden şey devam ettiriyorlar. Yani Sony gerçekten Take-Two'yu satın alabilir gibi bir muhabbet dönüyor onunla alakalı. O Alabilir. da çok sert ha. O tabii. O da bu arada inanın yani böyle bir şey hamle o böyle artık. Hani you just unlocked my trap card. İşte GTA ve Rockstar bundan sonra sadece PlayStation Exclusive falan deyip böyle ooo dın 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 falan böyle anladın mı? Çıldırıyorsun. Evet, bayağı tatsız olurum ya. Ben onu oğlum orada Firaxis Gümbe'ye gider ha. Ben ona üzülürüm. Firaxis'i almasınlar. Firaxis'i orada Microsoft'a versinler falan. Yani Tuna biz Steam'in sen de yanına, açılsak mı PlayStation'ın ya? yanına Steam koysunlar. Açalım mı abi? Açalım. Açalım. Bunların Dur geleceği bir yok. Biz dakika. orada Ekranı. iki tane şey gider getiririz. Bu arada Xbox Game Pass Gerçi 10 bu milyon arada bir şey aboneye geçmiş diyeceğim. ha. 10 milyon abone arkadaşlar. Ayda 4 dolardan, 4 eurodan. Globalde. Yani ayda 4 milyon eurosunu çık çık çık. Bu ne? 40 milyon eurosunu çık 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 basıyor şu anda herifler. Yani kar etme niyetleri yok diyorum ama bir yandan da sanki karlı da gözüküyor ha. Abi yeter ya, yetmez mi? Adam her ay 10 tane stüdyoyu besleyecek kadar para topluyor abi yani. Anladın mı hani baktın? Abi ama stüdyolar da olmuş Şey 2 diyeceğim. milyar dolar 3 milyar dolar ha. Hiç artık eskisi gibi değil. 18 milyonu geçmiş Mert şey VS'si yazmış. pardon. Verbaya mı getirdik yazmış da orada. Verbaya mı? Niye ki? Ses daha iyi diyor galiba. Okey. Ya Tamam. şey yapabiliriz aslında geçebiliriz. Geçelim Verbaya. Şey, Okey. atıyorum linki. Yiğitcan, gruptan bakıp sen de Verbaya gelsen abi. Okey. Okey. Tamam. O zaman da görüşürüz. Haydi. Aynalı Martin yaptırdım da narinim. Şöyle böyle oldu. Nereden? Hoş Yeme tutuşturdular bir geldiniz. şey. Oo kaptan! Günhan girdin Kaptan mi sen kolda, oyuna? kaptan kanat. Herkes burada Aa, mı? buradayız, Tancı buradayız. yok. Selam. Gelir Tancı Tancan? anda. Tancan? Tancan yok. Ha, okey. Nasılsın Mert? Aa, Abi çok iyiyim, güzel bir sen adada nasılsın? çıktık ha. Güzel, keyifler yerinde, heyecanlar dorukta. Evet, keyifler yerinde. Ben bugün şey olarak Kaptan Sert Pompa olarak Sert pompa mı? bir şey diyeceğim. Korsan isimlerimizi buldunuz inşallah. Düşündünüz kendinize korsan isimleri. Benim şey abi, Kaptan Red Flag. Ekonominin, Abi gemimin ismi de ekonomi. ya Ben bayağıdır öyle oynuyorum bunu. olmaz. Öyle öyle. Kaptan Red Flag'im ben. Ekonomi ismindeki gemiyi ben yönetiyorum. Hep de şöyle yapıyordum aylardır. 4 kişilik galyonu tek başıma yönetmeye çalışıp sürekli gemiyi bir yerlere çarptırıp batıyorum. Sonra da diyorum ki bize torpido Çok iyi. attılar. İşte bize şey yaptılar, dış mihraklar falan diyorum. Dış Falan filan. Aynen. toplar. Dış Abi, toplar. o zaman ben de Kaptan Pudra Şekeri öyle Tamam. yapacaksak kendime göre. Sen bilirsin. Biriniz de Kaptan Türk Lirası olup batabilir mi? Geminin ismini Türk Lirası Aa, yapalım Türk diyorum Lirası. ben. Ha, o da olur. Günhan senin Hadi sesin kısık bakayım. biraz. Benim. Aslında olmaması lazım öyle. Dur bakayım. Şöyle yapayım ben Yalan de. mı söylüyorum kardeşim ben? Şu anda nasıl sesim abi? Hiç Kızık değişmedi. abi hala biraz. Aynen. Allah Allah. Bakayım o neden olur acaba? O zaman benim de kendime bir şey olmam lazım ya. Kaptan Sen isim bulmam de lazım. kaptan dış mihrak ol abi. Ama ben Tancan da iç mihrak geldi. gibiyim burada daha çok. Hoş geldin. Hanco. Hoş bulduk. Hello. Hoş Hello. geldiniz.
Martin. Arttırın olmadı. Discord'dan arttırın olmadı ya. Discord'da değiliz Discord. Ki nasıl arttıralım Discord'dan? Neyi arttırıyoruz ya? Günhan'ın sesi şey kısık da. Yapabiliyorsun. Üzerime tıklayıp 3 noktaya tıklayıp benim sesimi arttırabiliyorsun. Abi 2 kıdım arttırdım benim için. Yani ben zaten bilmiyorum biraz daha yerine kısık geliyor. Bende de iyi bu arada. Sesin iyi. Ha, o zaman tamam. Sizle ilgili bir şey. Adadaki türlü ben sandıklardan parçalar toplayın da arkadaşlar. Yola boş çıkmayalım. Aynen öyle. Aa dur, acaba şimdi mi? Biz girdikten sonra size invite atabiliyor muyuz? Bu arada Steam Game Pass arası cross yapılabiliyormuş. Az önce onu öğrendik ve çok sevindik. Ben Game Pass'ten kurmuştum zaten. Orada Steam'de yok bende önce. Tuna niye Steam'den almış onu da anlamadım bu arada. 30 TL abi Xbox'ta aylıktan. Ben de her şey Steam'de ya. 16... Şöyle yani Steam hesabım bayağı bildiğin 16 yaşında çocuğum ya benim. Yani yapacak bir şey yok. Öyle bu arada gerçekten. Her yani. Şey orada. Size invite attığımda invite geliyor mu acaba Günhan? Mert, nereden atıyorsun onu? Bana bir şey ses geldi ama. Windows G tuşuna basın. Şey Windows şeyi açılacak, menüsü açılacak. Gelmiş evet. Gelmedi. Dur bakayım. Windows G'ye basıyorum. Ben yalan mı söylüyorum ya kardeşim? Allah Allah. Dur bakayım. Ha belki şey mi açmak lazım onun için ama. Xbox app'ini mi açmak lazım? Evet. Zaten nasıl girdin ki oyuna? Tamam. Normal Sea of Thieves yazıca başlattan girdim ben. Sea of Thieves Ultimate ben... versiyonunda mı? Öyle mi? Oha ayda 45 TL'den yılda 600 TL yapar ha. Ha Tancan katıldı mesela. Yok lan Ultimate'da değil ben normal versiyonundan oynuyorum. Ne Ultimate? Bende Ultimate yok. Ya benim asıl kıçımda ne patladı? EA Play'in tümünü dahil ettiler ya Game Pass'in içerisine aynı fiyattan. Biliyor musunuz onu? Ben şey ha, anlamıştım. Evet, evet. Ama yani Xbox Pro'su yok galiba. Ya Pro'su yoktu abi. Yine 30 TL'lik paketi şeyden katmışlar. Bedavadan katmışlar Game Pass'e. Ben de yıllık evet. Yıllıktan almıştım açıkçası EA Play'i. Şu an gerizekalı gibi kaldım böyle inanılmaz yani. Bu Epic'le Xbox yüzünden yakında oyun alamayacağım. Şey oyunlar çıkıyor böyle olacağım. Dur abi 2 aya bedavası düşer. Hani korsanı düşerin şey versiyonu. Aboneliği gelir Epic'e çıkar düşer. Versiyonu. Ya zaten bu arada bir şey diyeceğim. Belki biraz unpopular bir fikir. Bak şimdi. Tam Türkçesini bulamadım. Bence 75 TL çok para değil diyeceksin yine. Hayır onu demeyeceğim. Bence çıktığı zaman oyun almayı bırakmalıyız. Ve bunu övmemeliyiz ve bunu bir olay gibi anlatmamalıyız. Çıktığı an. Bana çünkü bana davet atsana tekrar bu arada. Atayım. Oyununa bağlı ya sanki. Bilmiyorum Tancı hangi oyunu mutlaka çıktığı zaman oynamalıyız abi. Allah Allah, oynadım ben mesela. Evet abi sevdiğin oyunu çıkınca oynarsın. Ne var bunda? Sen de şimdi iyice yani komünist oldun başımıza. Oğlum ne alakası var komünistlikle? Bu yani oyunlar çıkmıyor ki abi artık. Çok adam... az çıkıyor ama evet ya Baldur's'ta sonuçta bir chapter çıktı. O kadar yani. Hayır yani şimdi Cyberpunk çıktı mı abi? 45 GB geçti abi geçti. Abi Cyberpunk şey gibi değil mi ya? Çok özür dilerim. Kabız kakası gibi değil mi? Yani böyle çıkıyor bir miktar. Kötü. Biraz daha çıkıyor. Çıkan da kötü. 1.2 versiyonu çıkmıştın. 27 GB update gelmiş. Patlayan araba eklemişler oyuna. Yani sürdüğün araba patlıyor ve sürmeye devam ediyorsun falan. Hani böyle kaka gibi hani ufak ufak böyle hani anladın mı? Hadi bakalım. Ha yok lan bayağı bir şey çıkmış oğlum. Ben bütün listeyi okudum. Çok şey değişmiş lan. Bayağı ya yok abi yok. Boş ver. Bunlar Cyberpunk'ı rezil, berbat, dünyanın en kötü oyunu olarak yazdılar kafalarında. Bir daha bunları şey yapamayız yani. Bunlar kim ya? Kimden koştum bahsediyor? Senden, senin gibilerden. Sen. Oğlum 45 GB patch çıktı oyuna. Ben oyunun kalitesiyle ilgili hiçbir şey demiyorum. Diyorum ki bir oyuna 45 GB patch çıkmadı mı oyuna? Ben yanlış mı okudum? Abi çıktı, çok daha beter bir durum var ya. Ben yakın zamanda kötü bir bak, örnek ben, vereceğim. Dur böyle. Ben kesinlikle kalite beter falan bir şey demiyorum. 45 GB bir oyuna bir şey yama çıktıysa o oyun çıkışta çıkmamış. Bana kimse çıkışta çıkmış diyemez o oyun. 45 ya GB ne alakası var oğlum? Sana girme araya kavga edecek bunlar. Bence Yiğitcan haklı. Hayır abi haklı falan değil ya. Oğlum hiç an ne alakası var? Yani 100 GB da yama gelebilirdi yani. Gelince haklı. Ben Cyberpunk savunmak için demiyorum bunu ama dediğin şey saçma yani. Gezintan hoş geldin. Kardeşim şey bu adamlar vaat ettiklerinin yarısını bu oyunda çıkartmadılar. Milletten de 300 TL para istediler. PlayStation 4'e texture bile çıkartmadılar. Sen de diyorsun ki bu oyun diye iyidir diyorsun. Öyle mi Mert Günhan? Hadi bakalım. Öyle mi? Ya, ben oyun kötü evet, demiyorum. Kardeşim. Ben oyun kötüdür demiyorum. Hayır ama Mert Günhan diyor ki eksik ve yalan reklamda çıkmış oyun iyidir diyor. Kaç para aldın oğlum?
Bana öyle bir şey demedim. Günhan'ı geçen NGK'da konuştuk. Günhan dedi ki oyunu Cyberpunk'ı çıktıktan sonra toparladılar. Bug'ların çoğunluğunu temizlediler. Günhan'dan dinlediğim kadarıyla. Evet evet bunu söylüyor. Tamam abicim zaten. Ben de bundan başka hiçbir şey demiyorum ama çıktıktan sonra toparlanırsa çıkış almaya gerek yok. Sen 6 ay sonra alalım. 6 ay sonra alalım Günhan. İlkan abi demagoji yapma. Yani senin dediğin şey şu anda tamam mı? Diyorsun ki bir oyuna 5 GB patch geldiyse oyun bitmemiştir diyorsun. Oyun bitmiş olabilir evet. Abi. Yani oyunu patchlemek bu çok saçma mantıksız bir şey dediğim. Ama sen dedin abi oyunu topladılar diye. Abi oyunun bitmesi ayrı bir şey. Oyunu toparlamalar çok iki farklı şeyler yani gerçekten de. Çağlar sen de hoş geldin. Okey. Yani bence bunlar değil. Aynı şeyler. Tamam sence değil. Bence de öyle. Bence de oyunun bitmiş olması ayrı şey. Sikeceğim bu oyunun da ses bitmesine bir bitmedi ha. Sungur'a cevap verdim ama bir şey değişmiş dedi de ben yani Yiğitcan'a bir açıdan katılıyorum ama hani oynamamalıyız'a katılmıyorum. Bir yandan da Günhan da haklı. Abi ama bitmemiş oyun ayrı bir şey. Bir şey değiştirmemiştim. Evet bitmiş bunu çok şey net söylüyorum. Bunu çok net söylüyorum. Sonra salak salak YouTube'a falan bunu koyup şey demesinler. Bitmemiş oyun ayrı bir şey. Oyunun yamalanması ayrı bir şey yani. Ben bundan bahsediyorum. Yiğitcan diyor ki bu oyun diyor bitmemiştir diyor. Eyvallah. Bu da gülüyor anda dramacı piç. Devke kardeşim, geldi bak, devke geldi. Sen milleti bu adamlar milleti dolandırdılar, haklarında dolandırıcılık davası açıldı kendi ülkelerinde. Sen niye savunuyorsun ki bu adamları daha? Bunu savunma, oğlum, ben de anlamadım hayır, lan, çok sert girdi oğlum bir de bir yandan. Sanki evet ben evet, hissesi var oğlum CD Projekt Red'de. Cyberpunk'ı çıkışta herkes gerizekalı falan demişim gibi bir şey. Hayır abiciğim ama dediğin şey yanlış oğlum, mantıken bence. Abi, yani yanlış. Bence launch'ta oyunu oynamak bir gençlik hevesi ha. Ve mesleki mecburiyetin yoksa bence oğlum, çok şartmış ki anlatmamalıyız. Ne demek launch'ta oyunu isteyen... Ya ne demek ya çok saçma abi, bekliyorsundur hayvan gibi oyunun çıkmasını ve oynarsın yani launch'unda. Okay. Ne alakası var? Tamam launch abi, oyunu oynamak şart değil. Yani bence şart değil. Şart böyle mutlaka launch, yani launch'da çıktığı zaman oynamak falan bilmiyorum. Tabii oynayalım ama bir yandan da yani işte bir sürü oyun da artık AAA development cycle'ları geç. Beklediğin filmi izleme gibi bir şey diyorsun abi çünkü sen şu anda. Anladın oğlum mı? Filmler ama update mi oluyor? Snyder Cut haricinde. Snyder Cut update oğlum. Ne ilginç muhabbetmiş gerçekten ya. Güno sen niye bu kadar agresif girdin oğlum muhabbete? Nereden baydın? Dedim oğlum. Abartıyorsun yani. Çıktı. Saçmalama lan. 10 yıldır bu fikri savunuyormuşum gibi girdin ya. Sanki şey gibi. Ay 10 yıldır senden bu fikri duyuyorum. Yeter artık lanet olsun sana. Allah kahretsin falan. Hayır abi. Şey ne oldu siz SNGK'da kavga mı ettiniz ya? Hayır abi şey... hiçbir şey demedim ben. Oğlum ben Cyberpunk kötü de demedim. Öylesin. Lafa dedi ki hemen Cyberpunk kötü diyenler siz. Ama bak demagoji yapıyorsun şu anda. Nerede demagoji yapıyorum oğlum? Abiciğim ben öyle bir şey dedim mi dedim sana. Aynen de konuşmuyorum anlamıyorum hiçbir şey. Ben de konuşmama izin vermiyor ki. Vır 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 konuşuyor. Ben öyle bir şey dedim mi dedim demedim. Ben böyle bir şey. Ama yanlış bir şey söylediğini söylüyorum sadece. Bunun Cyberpunk'la da ilgisi yok yani. Yamanlanan oyun yarım oyundur. Okey ben buna katılmıyorum. Bu ayrı bir konu. At bunu cebe. Şu da bence ayrı bir konu ama. Çıktığı zaman oyunları almayı savunmamalıyız. Niye abi adam seviyordur alır. Ne var yanlış bir şey değil ki bu. Ekranı vereceğim yani. Bir şey. Daha başlamadım. Çok seviyordur oyunu. Çok bekliyordur. Alır yani bunda niye? Bu şey gibi bir şey değil ki. İşte almasın yani. Cebik arasında olarak... kalsın demek istiyor Yiğitcan benim anladığım kadarıyla. Abi o evet. kişinin kendi şey değil midir o? Kendi şeydir ama biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. İnsancıklar kazıklanmasın istiyoruz yani. Yasa çıkartalım anladım. Yarın yasaklayalım demedim lan. Tamam yani... Karl Marx. Aa. Okay. Karl Marx ne alakalı lan bu arada? Mert bilmiyorum. Atla suya. Şey abi bir saniye ya. Şey size şey atıyorum. At. Ben oyunu hiç hatırlamıyorum bu arada ya. Hayırlısı bakalım. Hatırlarız abi. Korsancılık yapacağız işte ya dümdüz. Aynen. Ha? Abi gel bir ben şey bu... oylayalım. Quest oylayalım. Bir şeylik var. Ha geliyorum. Ha yola mola çıkmayın ben ayar yapıyorum ha. Tamam çıkmadık. Daveti kabul ettim. Nerede aşağıda mıydı bu büyük gemide? Anasını satayım. De... 2K monitöre sahip olmak büyük bir lanet gerçekten. Oo inanılmaz dalgalar. Satın içine girdik. Neredeydi masa aşağıda mıydı? Masa aşağıda da quest'in var mı düzgün? Ben quest almamışım kasabadayken. Tall Tale alabiliriz belki. Yolda bulduğumuzu indiririz ya ne yapalım. Masaya neredeydi ya? Masaya ne bir şey yani koyuyordu. Şimdi diyelim ki ben bir restorana gittim. Siz burada ne yapıyorsunuz kardeş, dedim. Dur dinle. Gari devam et. Dinle. Devam et hadi. Bir restorana gittim. Bak beni hiç yanına tartıştırmaya çalışıyorsun. Yapma bunu. Hayır ben sana bir şey soracağım kardeşim. Sen ağlıyorsun da boşuna. Ağlamıyor. Ben şimdi bugün bir restorana gittim. Dedim ki siz burada ne satıyorsunuz? Adam dedi ki abi dedi.
Benim dedi kıymalı kuşbaşılı pidem var dedi, tamam mı? Kıymalı kuşbaşılı pide. Kaç paraya veriyorsun dedim kıymalı kuşbaşılı. Abi dedi 270 lira Steam'de. Tamam dedim kardeşim, sen bana 6 ay sonra pre-order ediyorum ben bunu. 6 ay sonra bir tane kıymalı kuşbaşılı pide verirsen ben onu yerim diyorum. 6 ay sonra kıymalı kuşbaşılı pide bir geliyor. Kıyması yok. Kuşbaşı da kuş değil. Kaşarbaşı olmuş nasıl olduysa. Pidesi evet. de yuvarlak, sivri değil. Evet. E diyorum ki ama evet. siz videolarda bunu sivri gibi yapmıştınız. Ne oldu? Evet. Abi diyor olmadı o. Ilgili peki mi? Film olmadı fragmanlarında da böyle bir muhabbet yok mu o zaman? Sen fragmanda işte... bambaşka bir film gösteriyor ama o çıktığı zaman izlersin değil mi o filmi yani? Tamam yani işte bu... o başka. Şey... Ama adam diyor ki abi diyor. Başka kardeşim. Aynı abi şey diyor mi? Sen bekle diyor. Ben diyor buna diyor şey çekeceğim diyor. Ayar çekeceğim diyor. Kıymasıyla kuşbaşısı yolda diyor. İki aya gelecek diyor. Sen diyor ama 270 TL'yi bizden geri iade isteme olur mu kanka diyor. Sen böyle bir restorana okey misin şimdi? Bana onu söyle. Kitap siz pre-order'dan bahsetmiyorsunuz değil mi? Yani oyun çıktığı zaman almaktan bahsediyorsunuz. Ya abi pre-order, ya ben, pre-order da bunun pre-order daha vahim bir şey. Çünkü bence pre-order o. diyorsan katılıyorum. Pre-order, evet almayın pre-order. Kanka bak, lan, çıktığı sen... gün almakla pre-order arasında ne fark var? Çıktığından evet, bir hafta yani, sonra almak mesela aşırı mantıklı. Benzer bir kategoride. Yani bu launch fetişi, yani biraz bence bu kadar övmemeliyiz çıktığı gibi olmayı. Ben bunu diyorum. Yoksa yasa geçirelim yarın evet. reis yasaklasın değilim ben. Yani canım istediği sizin yapsın. Ama bu çok övüyoruz launch çıkışı. Tabii mesleki durumdan dolayı siz oynayacaksınız launch'ta oyunları yayıncı olarak. Bundan da bahsetmiyorum. Ama her zaman launch'ta oynanmak zorunda değil lan. Yani bazen 6 ay sonra tanışırsın oyunla. Yani mesela çok örnek var abi şimdi Final Fantasy 14'ü launch'ta oynayanlar perişan. No Man's Sky'ı launch'ta oynayanlar perişan. Yani Allah belasını versin Final Fantasy'nin. Ama 1 sene 2 sene sonra oynayanlar bak oyun iki oyunda ne kadar güzel oldu launch'tan 1 sene 2 sene sonra. Hani bunlar ekstrem örnekler tabii. Onlar bayağı leş çıktılar. Sonra bayağı iyi oldular falan ama ya günümüzde artık abi AAA oyunlar yani o kadar kompleks geliştiriliyorlar ki zaten bir deadline konuluyor yatırımcıları memnun etmek için. Hissedarlar sevinsin diye. O deadline'e yetişilmiyor. Evet. Oyunlar eksik çıkıyor. E sonra hep bir day one patch geliyor. Sonra ondan sonra bir iki, birinci hafta patch'i geliyor. İkinci hafta patch'i geliyor. 45 GB, 130 GB. Bu iklimde AAA için hatta şöyle parantez bu dedin indie oyunlar için geçerli değil. Bu dedin AAA oyunlar için geçerli. Launch fetişi yapmaya gerek yok. Ben bunu diyorum tabii canım. Herkesin tabii ki aynı anda sahip olması gerekiyor ama zaten yani şey konusu haklısın abi. Bu promote edilen bir konu. Yani çok hani herkese aynı anda sahip olman gerekiyormuşçasına bir mevzu var ya. Yani evet onu birazcık kırmak lazım bence de ama şey ne derler. Mantarı da bomboş. Adamın da zevki hoş yani. Sevdiği bir oyunsa abi onda zaten diyecek hiçbir şey yok yapamazsın abi. Adam o oyunu zaten bekliyor abi. Ha, ben en yakın Baldur's Gate'i aldım işte yani. Çıktığı anda alıp oynadım. E tamam çıkmamış bir oyun ama Baldur's Gate'de sonuçta ama şu anda. Yani Early Access çok gerekli değildi mesela. Onlar evet. güzel bir şey yaptı. En azından bir chapter'ı tam da abi düzgün çalıştı. Yani ufak tefek hatta olabilecek hatalar vardı. Hani şey demedi adamlar. Biz tam oyun çıkarıyoruz ve siz sadece bir chapter... Oynama sürprizleriyle karşılaştınız mı? Tabii lan Cyberpunk keşke Early Access çıksaydı bu arada. Ha. Kimse de laf etmezdi abi o zaman bu bozuk diye. Bu arada buna da nasıl laf ederlerdi biliyor musun? Etmezlerdi abi. Cyberpunk'ın yarattığı hype'ın altında kaldı ya Cyberpunk o konuda yazık oldu biraz. En başında biz erken erişim çıkacağız sizle birlikte geliştireceğiz yaşasın sizi seviyoruz yalanını seviyor abi oyuncu yani. Yok ya, Cyberpunk'tan böyle Next GTA'yı beklediler reklamlar yüzünden. Orada onu kabul etmezlerdi bence. Bu arada ben masaya bir takım questler koydum. Sizde quest varsa siz de koyun. Questsiz açıldık denize. Ben de koydum. Sizi bekliyorum ben de koydum. Bunu adaya çekeyim mi seni? Yapıştır abi. Galiba. Ya evet, neredesiniz ya? Şu anda şuradasınız ha, okey. Denizdeyiz benim abi, elime, sen denize atın. Elime şey yapıştı, kafatası yapıştı, inanılmaz. Ha, at abi şeye. Evin kira abi. Dur, Vanity Chest aşağıdaydı değil mi oğlum? Dur. Korsan devlet karışmasın abi. Ofis. Neyse, uzun lafın kısası bence Yiğitcan dediğinde haklı. Öte yandan Mert Günhan Yiğitcan'ın dediği şeyle değil, alakasız bir şeyle tartıştı saatlerdir. Bunu oğlum ne alakası var? Alakasız bir şeyle tartışmadım. Adam onu söyledi, onun üzerinden yorum yaptı. İkisi ayrı şey dedim bir de yani. Kardeşim sen bugün bir restorana gidiyorsun, adam sana ne diyor ki? Ya git ya abi restorana. Sıkacağım restoranına şimdi. Kaşarlı pide. Söylüyor. Ortalığı karıştırma sen efendim. Emlakçı Metin gibi oldu. Efendim siz evet, emlakçı evet. Metin değil misiniz? Hayır ben küfürbaz Metin'im.
Aa, şimdi oğlum siz uzaktasınız, beni çağır, beni şey yapsanız. Deniz at bol de, şeyle öpüş. Deniz kızıyla öpüş. Bizi gemiye atacak. Sen şimdi bugün bir restorana gittin. Dediler ki. Ya hadi. Bir restoranda ayvalık tostu yedin, değil mi? Ayvalık tostu istedin. Ayvalık tostunun içinde malzemesiz geliyor ayvalık tostu. Kabul eder misin yani? Etmezsin. Oğlum okey yani Allah Allah ya. Bir de bunları yapıyorsun tamam mı? Sonra bunlar YouTube'a düşüyor. YouTube'a düştükten sonra altta hırponun bir sike ya dünyanın yine boş yapmış falan diyor. Yani tartışmanın böyle götünden alıyor böyle Sungur'un sadece şey yaptığı kısmı alıyor ya koyuyor tamam mı? Dünyanın yine boş yapmış. Anasının şeyi yani. Neyse gidelim Günan'ı da alalım bari arada. Agent of Chaos anasını satayım adam. Abi bugün burada ne kadar tartışsak Fenerbahçe ve Galatasaray olamayız. Onu da söylemek istiyorum yani. Hadi biraz etli konulara gelelim ya. Evet abi ne kadar çirkinleşti erken. Bir anda iki Türkiye'nin iki en büyük kulübü inanılmaz sert bir hızla böyle çirkinleşip seviyelerini düşürdüler. Herkes inanılmaz kötü şeyler yaptı. Çok kötü geldin. Oldu her şey. Ben hiç takip etmedim o muhabbeti ya. Sen anlattığın kadar. Abi çok sevinerek bir özet geçmek istiyorum ben çünkü yani... Çok zevke gelmiş bu, WhatsApp'tan bize yazıyor böyle, zevke gelmiş, anlatıyor evet. Böyle. Ne olduysa artık. Oğlum ne olmadı ki lan? Ya Fenerbahçe dedi ki 1959'dan önceki şampiyonluklarımız sayılsın. Tamam mı? 1959'dan önce de Galatasaray'ın bir tane şampiyonluğu olduğu için Galatasaray dedi ki soyulmasın. Olur mu lan öyle şey? Saçmalamayın, onlar işte bir şey değil, bir şey yapmadı. Galatasaray bir şey dedi, Fenerbahçe bir şey dedi, Galatasaray bir şey dedi. Ne ara oraya geldi hatırlamıyorum abi. Fenerbahçe ya bir noktada Galatasaray başkanı şey dedi. Bunlar kendileri Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorlar. Bakın bunlar bölücü falan civarı bir şey dedi tamam mı? Ya bir oradan hemen tırmandırdı. Sonra Fenerbahçe yaparak dedi ki size de hangi hocanın dua ettiği bu sene inşallah Galatasaray şampiyon olur dediği belli dedi. Şeyi kastediyor. İsmi lazımdı Pennsylvania reisini. Bu arada bir şey söyleyeceğim abi lafını bölüyorum da. Arkadaşlar biz bu gemiyi bir yere götürüyoruz. Hiçbir questimiz bir şeyimiz yok. Bomboş gidiyoruz öyle. Benim bir tane quest getirdim ben de. Ha. Ben oy bile verdim masada ya. Ne yaptın başka? Ha, Devil's, mi? Devil's Thirst'e mi gidiyoruz? Devil's Thirst mi gittiğimiz yer? O zaman oy vermemiz lazım öyle. Hayır, benim elimde bir quest var şu an. 4 Four Whispered Secret has been told on the Devil's Thirst lies hidden gold. Devil's Thirst'e gidiyoruz o zaman. Buldunuz mu Devil's Thirst'ı haritada? Bulmadık bana oyunu epey bir unuttum. Şimdi bu questlerin haritada görünmesi lazım normalde. Yani ama buradaki bu. Haritada değil, aşağıdaki haritada. Pardon, bir saniye. South East. Tam Tuna, bizi South East'e kitle ve South East'e dümdüz gittiğimizde inanır mısın Devil's Thirst karşımıza çıkacak. Bayağı bir gideceğiz ama. Vallahi bilinçaltım da tam olarak beni oraya getirmiş muhteşem. Ben sana söyleyeceğim. Şu anda ortala dümenim abi, bir daha da dokunma yani. Dümdüz gidelim. Tamam, okey. Tante de şey diyor, Gold Hoarder'la konuşun diyor Tante diyor, quest alın diyor ama aldıysak herhalde daha bir şey yapmamıza gerek yok. Günah sen denize atıl 100 bir noktada karşına evet bir mermaid çıkacak. Onunla konuş, sonra ben gel. Ben buradayım hadi, ben gemideyim. Ha geldin mi gemiye sen? Ha, bak süper. Ben buradayım, aynen. Hoş. Okey, o zaman şimdi yerimiz yönümüz tayin olduğuna göre sevgili Yiğitcan Bey'e bize Türk futbolunun nasıl FETÖ'cü olduğunu anlatma görevini tekrar verebiliriz. Evet abi en son bıraktığımız yerde hatırlarsan küçük özür geçiyorum. Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonluklarımız sayılsın dedi. Galatasaray yok sayılmasın. Ya. Bizim o sıralarda çok az şampiyonluğumuz var demedi. Sayılmasın dedi. Ondan sonra Fenerbahçe bir şey dedi. Galatasaray bunlar kendilerine cumhuriyet dedi. Fener dedi ki Fethullah senin için dua etmişti. Ondan sonra Galatasaray resmi Twitter hesabından şey diye paylaşım yaptı. Ali Koç Aziz Yıldırım'la yarışırken bu FETÖ'lü savcılardan bir bölümünün Fenerbahçe üyeliği varmış. Ben kötü niyetli biri olsam onları kim savcı yaptı falan derdim dedi. Dediği bir video paylaştı Ali Koç'un şöyle diye bunu. Aa, hani Ali Koç... Deniz'den seslik geliyor duyuyor musunuz onu? Ne geliyor? Deniz'den bir ses geliyor. Çupamuzu verin, çupamuzu verin. Ulan hiç beklemiyordum ya. Ben oyunla ilgili bir şey diyor sandım. Aynen ben de bir şey diyecek zannettim. Abi Trabzon 1967'de kurulduğu için öyle bir şeyleri yok şu an burada ama olsun. Okey. Pardon Yiğitcan. Yok abi estağfurullah. Böyle oldu mu hep böyle abi lütfen. Abi en son Aziz Yıldırım gölgelerden, karanlıklardan çıkıp
emekliliğini bölüp tartışmaya dahil oldu. Aziz Yıldırım girdi tekrar futbol hayatımıza bu arada. Yıllar sonra. Ha, evet harbiden mi? Ne yapmış evet. Aziz Yıldırım? Onun bir sürü ticaret işi vardı. Ülkeler arası. Abi bir, adam gerçekten bu arada başkanlığı bıraktıktan sonra kayboldu. Yani şey çok bu arada eminim her gün gazeteci arıyordur adamı. Yani %100. Adam gerçekten 3 senedir falan hiçbir yere konuşma etmiyordu. Bu muhabbet üzerine işte Galatasaray iki kere başvurdu daha önce Fenerbahçe reddetti falan diyordu. Aziz Yıldırım dedi ki benim dönemimde 99-2018'de başkanım ben hiç başvurmadım falan diye açıklama yaptı. Ondan sonra işte ben Ali Koç'la ayrı konuşacağım dedi açıklamada. Bir de abi işte Fenerbahçe Cumhuriyeti, Spor Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır onları da söyledi. Bir noktada yemin ediyorum size ben Fenerbahçeli değilim ben Fenerbahçe'yim dedi. Ha ya. Hala. Ha. Oh, Emperor Palpatine oğlum bu. I am not Black. Devlet de benim. I am not Black, I am OJ demiş. Yok direkt I am the Senate dedi oğlum adam. Tuna biraz South East'e tam ortalasana bizi abi. Pusula'daki South East'e tam bizi ortalasana. Abi önümüzdeki kayalara da girmek istemiyorum o yüzden. Etrafına dönecek. Kayaları ben tabii görmüyorum da. Yani şu an biraz güneyimizde kalacak adacık bu şekilde gidersek. Tamam okey o zaman biraz güneye dönelim. Aynen. Çok tekrar... iyi bir açı bu. Tamam çok iyi şu anda. Çünkü tehlikeli bir outpost'a doğru gidiyorduk biraz. Balık tutacakmışız burada. Ben bir yandan balık tutayım bari. Ben abi yelkenleri de ayarlıyorum zaten bir yandan. Niye hala propose çıkarttın? Aziz Yıldırım bir de Türkiye'ye şikeyi Galatasaray'a getirmişler. Bunu da bilin istiyorum. Doğrudur. Tabii Özal döneminde İttihat ikameciliği bırakınca geldi şike. Asya'da. Allah nasıl? Oğlum bunu elimdeki şeyi nasıl atıyorum lan ben? X'e yere bırakıyorsun abi. Oğlum bu arada gerçekten Fethullah Gülen'in Galatasaray dualarla şan böyle bir şey videosu varmış. Herkes inanılmaz paylaşıyor falan. Bu vesileyle bunun tek bir hayrı ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir hayırlı gelişim oldu. Türkçe Wikipedia'daki Türkiye futbol şampiyonları listesi şu an inanılmaz bir makale. 89 tane kaynağı var. Fenerler çünkü döşemiş yani kaynakları, araştırmaları. Gerçekten çiçek gibi Wikipedia makalesi var şurada. Herkes girsin baksın. Ben sayılması taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gençler bilir iki Ankara Gücü'nün Göztepe'nin de birer şampiyonluğu oluyor. Bence bu kulüpler şampiyonluğu hak eden kulüpler. Tuna bizi tam South East'e ortalayabilirsin yine bu arada. Sebepten sayılırsın. Ben biraz şey yelken adjustment yapıyorum arada da. Biraz bana söyle ben yapayım ya. 4 kişiyiz burada. Olsa da böyle tayfa tayfa birbirine girmişti. Kim kaptan olacak diye kılıçları çekmişti. Biri davuluna vuruyor, öbürü rombunu çekiyordu. Vay arkadaş be, hayata bak. Proposal Voyage yazısı gitmedi benim ekrandan. Benden de gitmedi abi. Speak to Gold Hoarder diye Voyage al diye hala duruyorum az önce. Abi siz çok uzun zamandır sonra tekrar girdiğiniz için herhalde sıfır tutorial mı açtı size? Evet. Olabilir abi. Olabilir. Bir tane adaya gelince Gold Hoarder'la konuşacağız artık yani. Abi dümende birisi var mı? Şu an çok riskli bir yere gidiyoruz çünkü. Bilmiyorum ufak. Demir ama, falan atacağım ben yani şu an. Var. Sen merak etme. Öyle mi? Ha tamam. Yani önündeki yelkenler yarım olmadığı için görebiliyorsun değil mi nerede olduğumuzu? Ha tamam. Evet görüyorum. Evet. Çünkü. O zaman hemen selam durun arkadaşlar korsanları. Saygıyla selamlayın arkadaşlar. Asılmış. Aa ne olmuş onlara? Orası outpost değil mi? Tuna East'e dönebiliriz artık abi rotayı. East. Tamamdır. Şu adaya geçer geçmez döneceğim. Tamam. Yani düz East'e çevirsen adaya karşılaşırız artık yaklaştık çok. Peki şu bu eski şampiyonluklar tekrar sayılsın nereden çıktı? Şeyden mi çıktı? İşte 3 yıldız 5 yıldız muhabbetlerinden mi çıktı? Açıkçası eğri oturup doğru konuşalım. Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamadığı için bunlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Okay. Yani Fenerbahçe'nin bak Fenerbahçe öyle deme abi seneye kesinlikle şampiyonlar. Öyle deme. Tabii. Yani özellikle zaten Mesut Özil'in her cuma paylaştığı cami fotoğraflarının iman gücüyle mutlaka şampiyon olacaklar seneye. Evet. Bir de onları böyle hazırdan photoshoplamış bir tane çocuğa vermiş. Her hafta farklı cami üzerine photoshop. Tabii. Arada oğlum bu arada cami de yazıyor ha. Güzel. Oğlum cami yazıyor ve kesinlikle Türkçe'de yazmıyor onları. Hepsi İngilizce. Yok, nedense. Hepsi İngiltere'de oynadı ya top abi yıllarca. Cumah mübarek. Mübarek cuma falan yazıyor. Evet. Fobayarı yok arkadaşlar. Bak fobayarı yok.
Karşımızdaki adam. Fovcular gelmiş. Yıllar sonra tekrar fovcular gelmiş. Evet, hoş geldiniz fovcular. Tekrar çok ağır görün ya. Bir fov diye ağladılar. Robinson'la Cuma. Tuna istersen biraz açığına doğru kır da çıkarken adadan hani geri manevra yapmak zorunda kalmayalım. Arkada kayığımız var, kayıkla yanaşırız. Ha, varmış ya. Kayık aynen tam korsancılık yap. Şu adaya mı gidiyoruz önümüzdeki? Karşı ver, şu an burası geldik işte, aynen. Şuradaki kayalara falan doğru yaklaş da ben demiri iyi bir yerde atayım. Arkada kayık var, kayıkla gireriz adaya. Tamamdır abi, tertemiz. Abi, şöyle at. O zaman kayığa gidelim. Biraz daha ilerleyelim, demiri öyle atalım, az durun. Demirde biri var mı şu an? Yok. Demir de bilsin. Valla bir demiri atabilir bence şu anda. Çok iyi bir yerdeyiz demiri evet, atmak için. At. Süp. Diye ses geldi. Ya bir yelkenleri toplayın tayfa. Yelkenler foro. Ya, zincir var zaten ya. Yelkenleri toplamasak da olur bence. Zincir. Ama hayır şimdi usul yelkenler güneşte rüzgarda zarar görmesin diye. Kaptanı dinleyelim arkadaşlar. Ben daha hala isim bulamadım kendime. Kaptan isim. Nerede? Ben Kaptan Red Flag. Instagram'dan aldım kaptanlığı. Instagram'dan da bırakabilirim her an. Ben de Cuma oldum. Ancan hayırdır senin karakterin? Siz ne ara gittiniz? Hani kayıya biniyorduk. Abi ben yüzerek gidebileceğimi fark edince kayıyı sattım hemen ha. Ya. Yüzüyorum ben de. Öyle olmaz ki. Yunan ben senin chatinden birilerini banlayabiliyor muyum? Ne oldu abi? Niye kayıkla geleyim bari. Banlayabiliyor muyum? Onu sordum sadece. Banlayamıyorsun. Mod değilsin çünkü. Niye olduğunu soruyorum ben de. Çirkin sinek girdi içeri. Onu çıkartacaktım. Biri çıkarttı herhalde. Okey tatlım söyle ne olduğunu ben bileyim yani. Onun için diyorum, soruyorum. Tatlım mı? Oğlum niye patronizing çekiyorsun? Aa bir şey demedik lan. Şimdi tadınız kaçırıldı. Bir geldi. Hayır oğlum. Tatlı küfür etti. Tamam işte. Küfür etti. Küfür mü etti? Öpçülük mü yaptı? Ne oldu? Yani. Abi yerden okay. Patlayan sular havaya fırlatıyor. Hasar alıyoruz ha. Dikkatli olun. Kaçtım ben. Ne olduğu belli olmayınca çünkü mesela her küfürü anlamıyorum mesela anladın mı? O yüzden dedim. Mert Günhan ve yakın arkadaşı kanalı da var. Allah Allah. Hepinizin ananı sikiyim dedi abi adam. Yani şimdi de abi öyle. Oğlum bin kişi izliyor. Yazarlar öyle şeyler. O kadar şey yapma. Okey abi tamam. Vallahi bizde yazılmıyor kardeşim. Yiğitcan gelsen benim chatime. Ben ya. Net banlarım ya, bizde küfür yasak. Ben çıkıyorum bize, bize küfür geldi mi direkt alnının ortasından vuruyoruz. Yani biz de vuruyoruz ama sette mod mod yokmuş yani. Abi. Abi ben de onu tespit edip aman boş ver abi ben sadece'nin çetine gidiyorum. Evet. Sadece'nin çetine merhaba. Gel kardeşim. Bana ben kayık getirdim ha bizim buraya. Kıyıya. Abi iyi ettin, bu adanın patlamaları bayağı tehlikeli bu arada ha. Düşünce iyi hasar alıyorsunuz, dikkatli olun. Abi hiç ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok şu anda yani gerçekten. İskelet alıyoruz abi. Burada avda mıyız? Bir şey bulacağız mı? Abi şey şöyle, alıyoruz. Kuzey tarafındaki... kuzey tarafındaki... Şeylerin... Bak şeyi aç, quest'i açın. Yanan kağıt var bir tane. Diyor ki... The North Hanging Cage guides to booty glistening. There strike a shanty, I'll be listening. Kuzey tarafında bir tane... Herhalde cage olacak yani buralarda. Bir yerde bir kafes olacak. Biz de o kafesin orada bir şarkı söyleyeceğiz hep beraber. Sonra bir şey çıkacak ortaya. O kafesi arıyoruz. Kuzey kıyısında. Şey mi? Svek... Ulan sıkıştım. Bu ne ya? Pusuladan Svek kuzey kıyısına bakabilirsiniz. Şey. Ben şu an mesela kuzey kıyısına değilim galiba adanın. Aa birisi sandık bulmuş bu arada helal. Yani, hayır sandık ben de şey götürüyorum ya. Ben de tam korsancı abi. Hazine mi? Hemen götürüyorum. Görmüş olabilir mi ya? Suyu nereden içiyor? Ya bu oyun çok fuckfest işte. Bu yüzden bayıyorum her oynamaya başladığımda ben. Oğlum dur lan daha yok, yeni girdik oyuna. Neyinden baydın hemen? Ne oldu? Hiç ne yapıyoruz? Ne hiç belli değil yani ne oldu? Takip et kardeşim. Quest'imiz var işte oku herkes onu. Yazmıyor ki quest bende hiçbir yerde hiçbir şey. Abi yazıyor. Gir quest menüsüne. Quest menüsünde bir tane parlayan kağıt var. Ateşli kağıt o. O bende de gözükmüyor lan bu arada. Evet işte aynen gözükmüyor. Oyucus diye bir şey çıkıyor o kadar. Allah Allah. Biz sizle aynı de pakette değil miyiz? İşte değil. Öyleyiz de. İşte lazım. Quest. Voyages. Neyse çözeriz. Ben Sungur'un olduğu yere gidiyorum. Ben kafesi buldum.
Kafesin olduğu yerde bir şarkı da söylüyorum şu anda. Orenen hoş geldin. Ama yemedi galiba. Oo, Melike de gelmiş. Hep beraber söyleyelim abi. North Hanging Cage, Guides to Booty Glistening, Der Strike Shanty. Glistening Booty neresi acaba? Booty'yi de ben hep popo diye biliyorum yani anasını satayım. Geldim yanına. Oğlum şarkı korsan mı demişken Soul Falcon bölümünü izleyeniz oldu mu ya? Yo nasıl? Yok ben daha izlemedim. Abi Madripoor'u soktular. Ben Marvel çizgi roman evreninde en sevdiğim lokaldir yani Madripoor. Çok sevindim gördüğüme. Neresi o? Ya böyle itin kopuğun kaynadığı suçlular diyarı falan gibi bir yer abi. Ara ara giderler. Böyle şey. Böyle Hong Kong'umsu bir vibe'ı vardır ama full suçlu. Yani şey gibi değil. Harika, çok teşekkürler. İn Evren hikayesi var işte vakti zamanında korsan. Ha buradan mı? Şeyiymiş, limanıymış da ondan sonra işte hep böyle bir illegal operasyonların yürütüldüğü bir liman şehri olmaya devam etmiş. Böyle bir kendi kanunları içerisinde yürütülen bir çeşit böyle bir illegal şehir devleti tadında bir yer. En sevdiğim kurgusal Marvel yerlerinden biridir yani. İlk defa Evren'i soktular. Zemo da vardı bol bol bölüm. Daniel Brühl ne karizmatik adam ya. Ne kadar ya, ekrana yakışıyor herif. Şeyi de soktular, ben ona da şaşırdım. Black Captain America'yı da soktular. Evet. Onu zaten geçen bölüm aynen. O bayağı bu bölüm de önemli ben bir şey oldu falan. Lan normal Falcon değil mi işte zaten bu Captain America? Değil işte. Yo, bir tane Isaiah diyor. Marvel'ın böyle karanlık bir tane öyküsü var eski. Normal Captain America yapmadan önce o Captain America formülünü üzerinde neyin denendiği belli olmayan 600 kadar siyahın üzerinde deniyorlar. Böyle bir insanlık suçu işliyor işte Amerika aslında hesapta Captain America yapmak için. Ama bu böyle Marvel'da ilk yayınlandığında da bayağı kavga gürültü koparmış bir seri. Onu kanon yaptılar şu anda. Gerçekten de Black Captain America var ve işte Amerika gerçek Captain America'yı çıkartmak için insanlık suçu işledi muhabbetine getirdiler yani. Şey işte bu gerçek bir şeyden ilham alın o hikayeye yani senin bahsettiğin o çizgi roman serisi zaten gerçek bir hikayeden alıntı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mı İkinci Dünya Savaşı sırasında tam emin değilim buradan ama gerçekten CIA askerler üzerine deneyler yapmışlar bunlardan süper askerleri tabir miyiz diye. Çünkü tam böyle bilim nereye gidiyor belli olmayan zamanlar ya bunlar. Ulan acaba falan hani. Değil ki zaten. Ondan ilham alıp yazmışlar o hikayeyi de. O hikaye de zaten çok işte hani ondan ilham alıp yazıldığı için hani Amerika Birleşik Devletleri ırkçılığı üzerine dizi de giriyor ha bayağı. Abi bu bölüm mesela bir yandan bak dizinin çok net senaryosunda tempo problemi var. Yani bir takım şeyleri çok hızlı yapıyor, sıkıştırıyor bir takım şeyleri. Bence yani bir adım atma hızında bir şey var. Onun haricinde senaryoyu çok akıllıca buluyorum. Çünkü mesela bu bölüm şey gibi diyalog oldu. Spoiler değil bu. Böyle işte Madripoor'a gireceklerken Sam'e böyle çok şık bir kıyafet verdiler. Sam dedi ki ulan pezevenge benzedik. Pimp gibi olduk yani. Zemo bu şeyi beraber takılıyorlardı. İşte Zemo, Bucky, Sam. Zemo dedi ki sadece bir Amerikalı iyi giyimli bir CIA adamı pimp der. Onun dışında herkes şık giymiş bir adam diye düşünür dedi yani. Buralarda öyle bir önyargı yok. Vaa wow, dedim okey lan. Hepimizin burada şarkı söylemesi gerekiyor galiba. Can. Galiba da şarkı söyleyemiyoruz ya şu anda. Yani dördümüz mü söyleyeceğiz bilmiyorum ki. Okey deneyelim ben geliyorum oraya. Ha geldi. Çıktı mı bir çıkıyor. Sonraki adım? Ha? Evet adam görünmek üzere. Çalın ha? Müzikleri çalın. Çalıyorum Find ben. Find the painted flaming tree to the north. This merry dance will be your world. Six paces west by northwest and break the earth. Flaming tree to the north. Kuzeydeki yanan ağaç. Ben şeye şaşırdım ya. Pek safe oynamıyorlar yani şeyde. Evet evet. Winter Soldier ve şey karga çocukta. Yani ben daha böyle banko ya. Bir şeyler bekliyordum. Bir tek gereksiz aksiyon yine çok var gibi geldi bana açıkçası orada. Şarkı da söylüyor. Bu bölüm çok güzel bir dövüş sahnesi vardı abi. Bayağı yani uzun zamandır izlediğim en tatlı dövüş sekanslarından biriydi. Çok bayağı keyifle izledim. Yani şeydeki mesela birinci bölümdeki Falcon uçuyor helikopterden sıçrıyor falan. Evet aşırı sıkılıyorum ben onlarda artık. Oralar şey. Yok bu ya evet herhalde orada abi böyle bir yani uçuyor kaçıyor falan ya. Çok hani şey yapamıyorsun ciddiye alamıyorsun içerideki tehlikeyi de. Bu sefer bu bölümdeki şey sahnesi... Eyvallah. Neydi o ya? Konteynerların oradaki dövüş sahnesi çok iyiydi.
Abi ama ya gerçekten şey beni de şaşırtıyor. Irk meselesine giriyor bayağı. Hmm. Hani şey değil, anladın mı? Dizi bayağı siyasi olacak ya, ilk bölümden bence verdi onun mesajını. Evet. Aha. Abi 3 bölümün 3'ünde de girdiler işte. İlk bölüm Sam'ler kredi çekemedi. Orada bir küçük dokundurdular. Painted Flaming Tree burada bu arada arayan varsa. Ufak sağcılık göndermeleri de girdi ama. Tabii tabii. İkinci bölüm Sam'i polis çevirdi. Sonra ünlü olduğunu anlayınca bıraktılar falan. Vaa çok iyi. Çok iyi. Tabii oğlum. Ya üçüncü bölümde şimdi bayağı şeye giriyorlar yani. Hakikaten ırk mevzusuna giriyorlar. Çok ilginç. Yani acayip bu Disney Plus yaradı abi şeye, Marvel Sinematik Evreni'ne. Biraz yani, günah çıkarma fırsatları var şimdi. Çıkarsınlar. Hay Allah'ım ya. Yeri kazacağım, sürekli havaya fırlatıp hasar aldırtıyorlar. Bir de öleceğim biraz sonra. Yemeğim de kalmadı. Yeri kazmak, kazmamız mı gerekiyor yoksa? Yeri kazacağız tabi. Oradan 6 adım kuzey güneye geri adım atıp Break Earth and You Shall Be Rewarded diyor. Hazine arıyoruz biz aslında ya. Ben de öyle. Evet. Kaldırıyorum. Yetişebilirsem. Yetişemedim galiba. Ama yani o kadar patlamalar sağa sola fırlatıyor ki. Heh, buldum hazineyi. Yapıştır abi. Vallahi ayrılmayın ha. Ben hazineyi götürürken şey olursak, yani patlamadan önce olay olursam birisi devralsın bunu. Sandığı kaybetmeyelim. Hoppa. Tam Animal Crossing şey gibi. Önce ne yapıyorsun? Hayır. Hadi o. Onu gemiye götürelim. Gel abi. Hayda öldüm. Dur gel. Ölmedim. Oh, ben... denize düştüm. Okey. Tamam okey. Sandal şuradaydı. Bak sandalı indirdiniz mi? Ben sandalı getirdim abi. Hmm. Gemi yaşından tabii önce. Ben de bir yemek bulayım yiyeyim ya, canım çok azaldı. Hiç yemeğimiz, hiçbir şeyimiz yok. Onlara şöyle bir çarpmak lazım. Var var. Bir yere mi gitsek? Bende de hiçbir şey yok. Nerede var? Gemide var mı? Gemide yemek şeyinde... Oo, deprem olunca yürüyemiyorsun lan. Bayağı bu adalar çok ilginçmiş. Ben bunlara ilk kez geliyorum. Tancan. Bekliyoruz seni abi. Otomatik tamam. Nightbot mesajında konuklara veya modlara veya yayın takip edenlere hitap edilmemesi gereken ayrımcı söylemciler arasında niye Hop Ayşegül var? O şey ya, eskiden uzun saçlılara derlerdi mahallelerde orada. Abi öyle bu mi? Ama 80'lerde derlerdi herhalde Tancan bunu yani. Bilmiyorum ya, vardı işte bizim sokakta 90, 80'lerin sonu 90'ların. Ben hiç, Allah Allah, ilginç. Benim bir arkadaşa kafa attılar hatta öyle, Hop Ayşegül deyip. Ya ben böyle bir şey hatırlar gibiyim sanki böyle bir şey ya. Şimdi sen bunu deyince böyle Disco Elysium anı yaşadım ama emin de değilim yani. Ya böyle işte daha feminen gözüken erkeklere, uzun saçlı erkeklere falan diyorlardı işte eskiden. Öfeler. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Peki Bugs Bunny'nin açıklaması ne abi? O geyik ya. O, o boş. Arada bir sos hoşluk. Hep de ciddi şeyler mi konuşacağız demişler orada. Hocam volkan patladı galiba adada. Abi evet, adada volkan patladı. Bence açılın. Yani ben olmadı da. Gelirim şeyle. Aha buz varmış valla. Arkadaşlar şey. Aboneleri yayın sonunda okuyacağım. Biliyorum çok var şey yapacağım ama. Ancak gemi bozulursa yani. Gemi tamir etmen lazım abi. Tamam, su atacağız değil mi aşağıda? Su atacağız. Delik. Kovayla su atıyorsun evet. Bir de tahtayla şey yapıyorsun, tık 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 yapıyorsun. Kovamı aldım, tahtam yok. Oy galiba. Dalgaya bak. Oy abi benim sen gemi gidiyorsun değil mi gemiye yani? Gideceğim inşallah. Dalgalar bayağı... bozuyor. Ha okey, es geçtik gemiyi çünkü baya. Ben zaten aldı beni sürükle daha fazla. Ben seni kaçırıyorum evet, bu evet. Baya gidiyoruz volkana doğru şu anda. Ben başka bir kayık buldum, onunla gelmeye çalışıyorum gemiye şu an. Ya ben şimdi gemiye doğru döneceğim, biraz uzaktan dönüyorum sadece. Ya ama dalgalar kötü de hakikaten dağıtıyor baya. Bize biraz... Bizim tutorial falan mı yapmamız gerekiyor ya? Bizde bu yazılar gitmiyor. Evet evet, ben çok sinir oldum ona. Çok abi takıldım. Şurayı bitirelim, bir adaya dönelim şimdi, proper bir adaya. Sizin görevleri yapalım, orada ilerleyelim. Gold Hoarder'la konuşsak yetecek herhalde. Abi ciddi ciddi gökyüzünden bam güm parçalar düşüyor üstümüze ama. Bu böyle otomatik şey oluyor muymuş? Tabii tabii. Ben de dağa sıkacağım. Al lan. Oğlum bug oldu. Sende de sandık var, bende de sandık var. Gördün mü? Hayır, ben bir tane sandık bırakmıştım zaten buraya. Ha öyle mi? Bende bug oldu sandım. Yok. Ben de dağa sıktım. Okey. Arkadaşlar.
toplayın gemi. Abi açılın. Evet açılın. Geldim ben de ya. Yani. Oo ne oluyor lan? Oo de, of gemiye çarptı lan gözümün önünde. Oo gemi yanıyor. Oha, su dökün. Yanıyorum. Su dökün su. Yanıyorum. Aşağıda aşağıda şey var. Su su varili var. Oradan su dökün. Oğlum batar gemi. Hazineler de gitti. Lan! Geminin anası. Şu an çok keyifsiz bir durumda. Validesi arıyor şu an geminin. Ne yaptınız gemime diyor şu an. Geminin validesi. Nasıl su alacağım? Nereden su alırım? Abi o iş geçti galiba ya. Bu işi galiba ben bu işi beceremiyorum. Abi işte. Evet. Allah kahretsin öldük. Ne oldu? Ne oldu? Nerede? Öyle bir gemiydi. Bu oyunu hiç oynayamıyorum ben ya. Literally yanarak öldük oğlum, çok iyi. Panik yapıyorum hep böyle şeylerde ben. Ay. Ne oldu şimdi hazinelerimiz şimdi yok mu? Hazinelerimiz. Gitti evet. Hiç alacağız ama bir şekilde girip alacağız. Okarım böyle oyuna ya, böyle bir şey olabilir mi? Yalnız gemi hala batmadı ha. Batmadı. Ruhunuzu verin abiler. Açın. Senin gemin batmaz Orhan. Aa oha, geminin yanında durunca bile hasar alınıyor şu anda. Ben gemiye yaklaşamıyorum. Oğlum sular ısınmış çünkü. Küresel ısınma. Aa ben de öldüm. Suya atladım, gemiye çıktım.